Merhaba severler, yepyeni bir OSM videosu ile yine karşınızdayım. Evet, söz verdiğimiz gibi Ocak ayına bomba taktiklerle devam ediyoruz. Kardeşlerimiz 4-4-2 taktiğimizi istemişti. Tam ben RFM'lerde koyuyorum. Bu arada beni izleyen YouTuber kardeşlerim %100 vardır eminim. Burada onlara selam olsun. Hatta alanlar selam ol yazarsa sevinirim. Kanalınızı büyütmek istiyorsanız görüyorum ben bazı kardeşlerimizi. Genelde evet videolarınız izleniyor ama abone sayınız artmıyor farkındaysanız. Siz aynı yerde sekmeye, aynı bütçe elde etmeye devam edersiniz. Sayınızı arttırmak için yine tavsiye ediyorum. Kalben söylüyorum. Eminiz boşa gitmesin diye söylüyorum. Arkadaşlar OSM harici mutlaka bir tane yan oyun yapın. Bak ben FM'ye geçtim. O şey konuşamadım da. O kadar memnunum ki zaten burada izlemeler olsun. Şurada artan 13 bin olsun. Sürekli artan bir sayı var. Sürekli bir gelen var. Ve ben buna FM'yi de ekledim. Eminim ki FM'nin kitlesinde aman PUBG'nin kitlesinden de birazcık ben de kanalıma oturtacağım. Artı tavsiyemdir. Short videolarınızı çok basite algılayıp da atıyorsunuz. Bence biraz daha böyle değinerek anlatın ve kanalınıza adam çekmeye çalışın. Haberin olsun. Ben denk geliyorum. Yani illa bana da denk geliyor sonuçta. Ben de sonuçta burada bu platformdayım. Gerek sizleri gerek başkalarını tabii ki merak ederek takip ediyorum. Ama tabii öyle aşırı da gidip taktikleriniz falan izlemiyorum. Ama sadece hani büyümeler olsun. Neler yapıyorsunuz? Neler izleniyor? Onlara bakacağız ama dediğim gibi sadece izlenme sayınız artıyor. Ama abone sayınız artmıyor. Abone sayınızı arttırmak için tavsiyemdir. Uyarsınız uymazsınız. Mutlaka bir ya bir veya iki yan oyun mutlaka yapın. Yoksa yıllar alır emin olun. Bakın ben 2019'da başladım. 2019'un Kasım'ında başladım şeye. 2020'de OSM videolar çekmeye başladım ve 2020'den bakın 23'e kadar başka bir oyunu neredeyse hiç geçmedim ve çok yavaş ilerledi. Az değil bakın dediğim zaman. Siz verirsiniz. Tavsiyemdir. Gerisi size kalmış. Herkesi Allah beni boşa çıkartmasın. İnşallah sizler de en iyi yerlere gelsin. Evet. Taktiğimiz 4-4-2-1 arkadaşlar. Burada defansif orta saha kilit oyuncu. Ofansif orta saha kilit oyuncu. Şu iki oyuncu varsa kolay kolay sırtınız yere gelmez. Bak çok net söylüyorum. Bu taktiğin iki kilit oyuncusu var. Defansif orta saha, ofansif orta saha. Defansla orta saha arasındaki kurguyu defansif orta saha, orta saha ile forvet arasındaki kurguyu ise burada ofansif orta saha üstleniyor. O yüzden bu ikisi olmalı. Vay şu yok, bu yok o zaman bunu kullanma. Çok netim bu. Benim verdiğim formasyonda bu iki adam çok değerli. Bu iki adamın yoksa kullanma abi. Yani Bellingham olur, Fernand ne anladı? Bernardo Silva olur. Yüzü aklıma gelmedi o Manchester'lı herifin Bruno Fernandes olur. Hiç fark etmez. Yeter ki Kevin De Bruyne olur. Anladınız mı? Ama burada bir defansif orta saha arkasında mutlaka destekleyici olmalı. En iyi iki forvetimiz. Farkınız kanat forveti normal santrafor. En iyi iki forvetinizi buraya koyacaksınız. İki önlü orta sahalarımız sağa sola. İki önlü bir tane varsa böyle benim gibi ofansif orta sahası varsa hiç fark etmez. Onu da bu tarafa alabilirsiniz. Ama şu iki oyuncu var ya mutlaka olacak. Hücumu yüksek oyuncu. Bak ben de hepsi stoper gördüğünüz gibi. Hücumu yüksekleri sağa sola koyacağız. Burada tabii Marquinhos biraz daha güçlü olduğu için buraya alacağım onu. Zaten burada ne o top Sado ve Arayı koyduğumda benim işimi görecektir ya da işte Danilo'yla Arayı koyduğumda benim işimi görecektir. Yeterli seviyeye gelecektir takım. Bu şekilde kurgunuzu yaptıktan sonra şimdi gelelim en güzel yere. Görme engelli kardeşlerim için tekrardan bir tekrarlayayım. 4-4-2-B. Pasta oyunu oynayacağız. Burada neyse değinmeyeceğim buraya. Hakeme değinmiyorum şu an. 59 60 Hadi 61 yapalım onu. Burası mutlaka bak önemli. 77. Yüksek hızla paslaşacağız ve yargıda atacağız. Burada orta saha defansı yardım edecek. Bunu kime nasıl uygulayacağız? Burası çok değerli ve önemli arkadaşlar. İyi dinleyin. Atlamayın, patlamayın. Şimdi geliyor asıl yargı dağıtan yer. Defansif oyun
defansif stili olan oyunculara özellikle kale görünce vur, kontratak ve uzun top dediğimiz kısım. Burada iyi dinle, iç içe taktik vereceğim. Çok değerli bak burası. Eminim ki çok işine yarayacak. Yeşil, mavi, sarı hakem de 59, 61, 77 kullanacağız. Yani baskımız dengeli. 59 sitemiz hücumcu 61 ve yüksek hızda paslaşma 77. Burası bak çok önemli. Sarı, mavi, yeşil hakem de. Agresif falan. Sakın çok agresif yapma. Çok kırmızı kart, çok sakatlık oluyor. Artık çok agresif tavsiye etmiyorum. Çünkü şu an güncellemesi bile çok sıkıntılı. Ben de öyle oluyor. Tavsiyemi biliyorsunuz, ben size boş tavsiyede bulunmam. Tavsiyemi uyarsanız bence kazanan siz olursunuz. Her zaman bir artı öne geçirir. Bilginiz olsun. Rakibimiz illa çok agresif oynuyor diye yenecek diye bir şey yok. Ama tabii ki bu daha direncini çok arttırır. Ama olsun, bizim için önemli olan bizim puan almamız. Puanı da agresif olarak, en azından puan kırmızı kart ve sakatlık muhabbetinden kurtularak agresifte yeşil, sarı, mavi hakemde agresif kullanacağız. 59, 61, 77. Bunu kime karşı kullanacağız? Rakipten 2 rank düşük olduğumuzdan 8 rank yükseğe kadar defansif gelenlere. Kontra ve uzun topta mutlaka offside açıyoruz. Gerisini de kapatıyoruz arkadaşlar. Kontra uzun topta aç. Kale görünce vur da kapat. Defansif gelenler için söylüyorum. 8 ranka kadar orta sayar mısın? 8 rank ve üzerinde mevkiler sabit oyna. Yine burada kontra uzun topta offside açık oyna. Bu şekilde mücadeleni ver. Hakem diyelim ki kırmızı, kırmızı turuncu ise baskımızı 33'e indiriyoruz. Bura yine agresif duruyor. Bak burası çok değerli. Kontra uzun topta offside açıyoruz. Gerisini kapatıyoruz. Bu güzel formasyon. Emin olun sizin defansiflere özellikle karşı çok işinize yarayacaktır. Ofansiflere diye olacak. Üzücü taktiklerin biri ama burada dediğim gibi püf nokta kırmızı, kıpkırmızı, turuncu hakemde defansif gelenlere agresif oynuyoruz. Bu şekilde oynuyoruz. Yeşil, mavi, sarı hakemde 59 yapmıştık baskımızı, bu şekilde oynayacağız. Peki rakip 4-3-3, 4-4-2 geliyorsa sarı, mavi hakemde yeşil, agresif, kırmızı, kıpkırmızı, turuncu hakemde normal oynayacağız ve baskıyı da oynamıyoruz. Ofansif gelenler, yani oyun planı paslı oyunu kanatları kullanan oyunculara karşı burayı ellemiyoruz. Burayla işimiz, mücadele kısmı ile işimiz. Sarı, mavi, yeşil hakemde agresif, diğer hakemlerde normal mücadelemizi edeceğiz. Bunu da yine dediğim gibi eşitten, ofansifler özellikle eşitten 8 rank 9 ranka kadar orta saha defans edmesin. Üstünde mevkiler sabit oynayın. Emin olun ki faydasını göreceksiniz. Bak şu hakem de defansif ofansif kısmına dikkat ederseniz bence tüyonun çoğunu elde ediyorsunuz. Deplasmanda ne yapacağız? Deplasmanda eşit olduğumuz defansiflere karşı. Bak eşit, altını çiziyorum. Eşit olduğumuz defansiflerden 8 rank 9 rank yükseğe kadar orta saha defans yardım etsin. Yine kontra uzun topta offside açacağız. Yine kıpkırmızı turuncu ve mavi hakemleri de 33 yapacağız. Pardon, kırmızı, kıpkırmızı, turuncu hakemleri de 33 yapacağız. Sarı, mavi, yeşil hakemleri de 59 yapacağız. Eşitten 8 rank yüksek olduğumuza karşı bunu kullanın. Ofansifleri deplasmanda sakın kullanmayın. Yani 4-4-2 ve 4-4-3'lere karşı deplasmanda bu taktiği altını çizerek söylüyorum. Sakın kullanmayın. Sadece defansiflere karşı deplasmanda kullanın. Emin olun ki biliyorsunuz ki ben yıllardır taktik yaparım. Formasyonlarım 24 slotunu dener, onaylarım. Bu 4-4-2 deplasmanı denenip onaylandı ki, size altını çizerek söylüyorum. Ofansiflere deplasmanda bunu uygulama. Evet arkadaşlar, bu arada artık ücretler arttı. 2 yıldır katıl butonumuz işte altın üyede 25 lira, de gümüşte de 10 lira etti. Gümüş 30 lira oldu. Platin yaptık altını. Altın iptal edeceğim. Platin yaptım 50 lira. Katılmak isteyen buraya katılıp da neler elde eder? WhatsApp grubunu alıyorum. Özel bireysel taktik dersleri. Bak burada turnuvalarıma direkt katılım. Bireysel taktikler, maç maç analizler ve OSM adına her şey, kafanıza takılan her şeyde yardımcı oluyorum. Eskiden coins kastıyordum ama OSM artık coinsleri yüklemediği için maalesef artık o yalan olur. Ben yalanı dolanı sevmem. Asla kimseyi kandırmam.
Bu neyse o. Ben Hamza Yaz damga vurmaya, gerek FM'ye gerek OSM'ye, yakında da PUBG'ye damga vurmaya devam edeceğiz. Allah'a emanetsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. YouTuber kardeşlerim, dediklerimi unutmayın. Hadi eyvallah.